Adalet için hazır mısın Siirt? Evet. Özgürlük için hazır mısın Siirt? Evet. Zenginlik için hazır mısın Siirt? Evet. 1990'lı yıllar demek aynı zamanda faili meçhuller demek. Biz hiç kimsenin bu ülkeye yeniden 1990'ları yaşatmasına izin vermeyiz. İşte geçen hafta Musa Anter davası vardı. Zaman aşımı nedeniyle davayı düşürdüler. Bir kere daha vurdular Musa Anter'i ya. Bir kere daha. Torununa ufak bir hediye almak isteyip de alamayan nineler dedeler kazanacak bu seçimi. Bu seçimi buzdolabını dolduramayan emekler kazanacak. Bu seçimi açlık sınırının altındaki asgari ücretle geçinmeye çalışan, asgari ücret dahi alamayan, sigortasız çalışmak zorunda olan emekçilerimiz, işçilerimiz kazanacak bu seçimi. Hayat tarzı, ekonomik durumu nasıl olursa olsun, bu ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ancak bunun için tam demokrasi gerekiyor, tam demokrasi. İşte biz demokrasimizin üzerindeki bu kayyumların gölgesi var ya, o kayyumların gölgesini kaldıracağız. Milletin iradesine kayyum atanamaz. Hiçbir şey yapamaz. İrade milletindir. Başka ne yapacağız? Bu çetelerle, mafyalarla, karanlık isimlerle vatandaşın üzerine korku salanların karşısında da dimdik duracağız, dimdik. İkinci yılın sonunda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Biliyorum, öyle zor günlerdeyiz ki acaba bu ülkede bunlar gerçekten olur mu diye bazen bize soruyor vatandaşlarımız haklı olarak. Durum çok berbat diyorlar ya. 6 aydan 2 yıldan bahsediyorsunuz, bu iş nasıl olacak diyorlar. Bunlar hayal değil arkadaşlar. Bunların hepsi gerçekçi hedefler. Bakın, mütevazi olmayacağım. Ben bu ülkede iki tane büyük ekonomik krizi çözen ekibin başında oldum. 2001-2002 krizi ve 2008-2009 krizi. Halim Babacan, ekonomik kralı, Halim Babacan.